Oh, yeah, Jesus. Niye o kadar yakınım lan? Ah, my decolte. Sanki belinden hamile kalmışsın gibi. Bu ne? Şu an kayıtta mıyız? Evet. Bu arada bunların şeyleri farklı. Yam, can you shut up? Arkadaşlar, evet, oh my god, yeah. Okay, arkadaşlar. Arkadaşlar, can you please shut up? I'm gonna start yani. Merhabalar, ben Tuante Say, the badass, the motherfucking Jesus fucking Christ, the makeup guru, the makeup artist, the Turkey, the best makeup girl ever yani. Kanalıma hoş geldiniz. Beni bilmeyenler için ben Tuante Say, o kaşlarını pürüttüren kız. Kendim tanıtayım dedim. Şimdi, bugün bu ortamda bulunmamızın özel bir sebebi var. Neden diye sorar mısınız? Çünkü sıkıldım. Ve sıkılmam çok özel bir sebep. O yüzden bugün burada çekim yapıyoruz. Salonumuzda gördüğünüz gibi. Normalde videolarıma başlarken böyle biraz çirkin gözüküyordum ama şu an mükemmel gözüküyorum biliyorum. Neyse arkadaşlar, bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Beni Instagram'dan takip edenler bilir. Takip ediyorsunuz değil mi bu arada? O zaman edin. Instagram'da storylerimde farklı farklı markaların değişik değişik maskaralarını test ediyorum. Influencerlar şimdi böyle geliyorlar, reklam alıyorlar ya ücretli. Böyle iğrenç, kötü, leş, topaklanan, ayrılmayan gibi maskaralara ay bu ne kadar güzelmiş ya, bunu götüme de sürerim falan diyenler oluyor böyle. Asla doğru değil, dürüst değiller. Ve Tuante Say bugün sizlere dürüst bir şekilde bütün maskara, bütün değil de aldığım 10 tane farklı markadan maskaraları test edeceğim. Evet, mükemmel gözüküyorum. Kamerayı kaydır. Birinci maskaramız ne olsun? Hadi şunu deneyelim. Arkadaşlar, ilk maskaramız Maybelline'in, şöyle göstereyim. Adı neymiş? Maybelline Rocket Volume Express. Fırçası şimdi ince bir fırça değil. İnce fırçalardan nefret ediyorum. Bunun fırçası güzel gibi aslında. Ben bu arada ayna getirmedim. Bir saniye. En sevdiğim paletlerden bir tanesini aldım. Fırçamı açıyorum. Deniyorum, hazır mıyız? Acaba birine tek mi sürsem? Şimdi şöyle bir şeye karar verdim. Çok anlık gelişti. Çok uzun süreceği için birini yapıp çıkarmak. Birine bir tarafa, yani bir maskarayı bir yere, diğer maskarayı bir yere yapacağım. Ay nefessiz kaldım, arkaya koştum. Neyse, iki farklı maskarayı bir anda yüzüme sürüp birini kazanan seçmek. Atıyorum mesela buraya sürdüğüm maskara kaybetti tamam mı? Kötü bir maskara. Bunu sileceğim ve yerine başka bir maskara deneyeceğim. Ve bu şekilde en güzel maskarayı beraber bulacağız arkadaşlar. Şimdi bu gösterdiğim maskarayı deniyorum. Evet, sürelim bakalım. Sağ tarafa bunu sürüyorum, Maybelline. I like. Arkadaşlar, bitch gibi bir rimel. Motherfucker Jesus fucking Christ bir rimel. Oh my god girl, I like. Tek kat bu, biliyor musunuz? Müthiş değil mi? Şimdi Maybelline'i tek kat geçtik. The Balm seçiyorum, tamam mı? The Balm'ın minik bir şöyle maskarası var. Şimdi bunu test edeceğim. Bu arada The Balm'ı hiç denemedim bu şey rimel konusunu. Kimin kirpiği bu kadar uzundur ki? Evet, deniyoruz. Süreceğin inşallah seneye. Arkadaşlar, asla sürmeyen bir maskara yapmışlar. Şu an sürüyorum. Bitch! Dünyanın en anlamsız maskarası. The Balm, ne yapıyorsun? What is this? Ve bu niye bu kadar küçük? Bak, boyuta bak, küçüklüğe bak. Minicik bir şey. Yani başka bir maskarayla karşılaştırdığım zaman like, what the fuck yani. Bir de pahalı bir şeyler. Bir de içindeki fırçanın uzunluğuna bak. Niye bu kadar uzun? Ve niye boyamıyorsun yani? Are you stupid bitch? Şu ana kadar galiba denediğim en kötü maskara. Kesinlikle Maybelline kazandı. Şuna bak. Bakar mısınız? Like bitch, why? What the fuck is this yani? İnsan bir o kadar yarım saat sürdüm ve asla boyamadı. Bitch, çöp. Bitch, bye. Okay. Alo. Merhaba, iyi günler. İsmim Nurgül, Çağan'a Tesay'la görüşecektim. Benim, buyurun. Kremi Finans Bank Genel Müdürlüğü'nü veriyorum Çağan'a Hanım. Evet. Görüşmelerimiz kayıt altındadır öncelikle. Sonu 45-10'la biten kredi kartınız 6 günlük gecikmedi. Fakir girl, kredi kartını bile ödeyememiş. Sen nasıl bir influencersın, gelmişsin bir de burada lagaluga yapıyorsun ki derler insana yani. Ben olsam derim ki ter döktüm burada 2 dakikada. Duvalını sildim çünkü çok kötüydü. Biraz da fondöten sürdüm çünkü inanılmaz kötü gözüküyordu çıkardıktan sonra rümelleri. Şimdi Maybelline burada kalıyor çünkü Maybelline kazandı. Yağmur, sırada ne var baby girl? Yolla bir şey kafana göre, seç ve al, at. What is this? NYX. NYX'in On The Rise Volume maskarasını şimdi sol tarafımıza süreceğiz. Evet, hemen hemen aynı ama çok sert bir fırça gibi duruyor. Biraz korktum. Sert fırçalar genelde kirpik diplerimi acıtır ama sonucu fena çıkmaz yani. Deneyelim bakalım. Oh, bayağı sert ama güzel tarıyor. Yani sert olduğu için güzel ayırıyor sanırım şu anda. Ama asla boya sürmüyor.
Aslında bir şey söyleyeyim mi? Çok doğal bir maskara yani. Kameramda bir çizik görüyorum iç tarafında. Normal mi bu? Aa, biraz bulaştırdım fak. Arkadaşlar kapışır biliyor musunuz? Şimdi şöyle bir şey var. Dediğim gibi çok sert bir maskara. Bak sesi duyun. Sanki böyle şey gibi. Saç tarağı gibi. Performanslar aynı diyebilirim size. Sen NYX mi diyorsun anne? NYX mi diyorsun? Annem ve kardeşim NYX diyorlar yani bu taraf. Şimdi şöyle değerlendirelim. Bunu çabuk sürdüm. Güzel bir maskara. Hızlı bir şekilde sürdüm ve siyahlık verdi. Ama bu yavaş. İki kat sürdüm. Ve kılları biraz şey sert. Ama güzel ayırıyor işte o yüzden. Ve oyumuz NYX'e. Maybelline'i çıkartıyorum. Maybelline yerine bakalım hangisi gelecek. Neyi eledik? Maybelline'i eledik, bir de The Balm'ı eledik değil mi? Şu anda kazanan NYX olarak gözüküyor arkadaşlar. Ve bir sonraki maskaramıza geçiyoruz. Yağmur, yolla bir maskara. Yağmur, mükemmel atışlarınla bebeğim. Evet, Yağmur'un attığı maskara Physicians Formulas. Formula pardon. Last Mixologist diye şöyle bir maskara arkadaşlar. Göstereyim size de. Tasarım nice, hoşuma gitti ama inşallah içi de güzeldir çünkü hiç kullanmadığım bir marka diyebilirim size. Şimdi önce Langton'u mu sürüyoruz yoksa volümünü mü? Langton'u sürüyoruzdur muhtemelen. Şimdi önce Langton'dan başlayalım şöyle. İşe yarayacak mı? Şimdi Langton olmuş sanki. Şimdi bir de volümünü sürelim. Fırçasına bakın, şeffaf. Anlam veremediğim değişik bir maskara. Evet, sürdüm. Biraz taşırdım bu arada buralarını. Bu NYX, bu da Physicians Formulas. Ne diyorsunuz girl'lerim? Hadi şimdi bana bakın. Şunu söylemek istiyorum. Kararlaştırınca NYX'i seçerim. Ama güzel bir maskara. Yani kötü değil. Hoşuma gitti. Güzel, değişik bir şey. Biliyorum, hoşuma gitti. Farklı bir şey ya. Physicians Formula. Bunu kazanan tekrar The NYX oldu arkadaşlar. O yüzden şimdi Physicians Formula'yı çıkartıp geliyorum. Önce Maybelline denedik. Sonra The Balm denedik. The Balm'ı eledik. Maybelline yoluna devam etti. Maybelline'ın yanına NYX koyduk. NYX kazandı. Maybelline vay vay güle be vay what the fuck yani dedi ve yürüdü gitti. Sonra NYX'in yanına Physicians Formula koyduk. NYX Physicians Formula'yı da yendi ve zirvede ilerliyor. Şimdi annemden diğer maskarayı bekliyorum. At. Ve annemden bir maskara geldi. Maskara Pastel Big and Black Mascara. Böyle de Big and Black falan deyince böyle çok inanılmaz derecede güçlü, strong bir maskara olduğunu düşünüyorum şu an. Umarım hayallerim suya düşmez. Güzel, yumuşak. Şöyle bir fırçası var. Böyle fırçaları daha çok seviyorum. Ben de güzel bir maskara bulup onları denemek istiyorum. Sabah akşam maskara sürmek istiyorum. Boyuyor gibi güzel. Ay, doğum günüme çok az kaldı. 6 Temmuz. Bugün biz kaç bu? Hangi aydayız lan? Hangi yıldayız biz? 2022. Anne biz hangi yıldayız? Oha, mind shit oldum şu an. Parlıyorum sanki biraz fazla. Yok, parlamıyorum. Evet, neyse devam ki. Big and Black maskara bakalım. NYX'i geçecek mi? Anneciğim ne düşünüyorsun? Şöyle bakalım sizle beraber. Şimdi bu NYX. Bu Big and Black. NYX. Pastel daha güzel ayırdı. Ama volüm konusunda aynı şey diyemem. NYX pastele göre biraz damıştırmış gibi sanki, yapışık yapışık. Ben galiba pasteli seçeceğim arkadaşlar. Ne diyorsun anne, biçeriz? Ben pasteli seçiyorum. Aa, pastelli yoluma devam etme kararı aldım. Anne sen ne diyorsun? Pastelli herkes kullanmalı. Evet, pastel diyoruz arkadaşlar ve sol tarafı siliyorum. Allah'ım, istediğim şey oldu ve sol taraf siliniyor şu an. Thank you pastel. NYX'e elveda dedik arkadaşlar ve pastelli yolumuza devam ediyoruz. Anne, yolla, yolla. Bakalım. Huda the motherfucking beauty yollamış annem bana. Bakın, Huda beauty. Yani bu tarz markalardan inanılmaz performanslar bekliyorum. Çünkü biliyorsunuz bunların fiyatları uçuk. O yüzden umarım pasteli geçer de yani bir utanmaz. Deneyelim. İki tarafı var bunun da. Biri volüm, diğeri de curl length. Diğerinde yaptığım gibi bunda da uzunlukla başlayacağım. Sürelim bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Karnımda gurulduyor, umarım duyulmuyordur. Oo, fena. Ve aslında benim için çok zor bir deneyim yani şunu çekiyor olmak. Çünkü yani bir makyajı çıkartırken en çok uyuz olduğum şey rimel çıkarmaktır. Şimdi Langton'u sürdük. Volümüne geçiyorum. Şimdi bunu sürüyoruz bakalım.
yoğun güzel bir maskara ama kirpikleri sanki böyle çok yapay duruyor Rimmel maskarası. Deli misin? Bağırıyorum. Tabii ki pasteller şu an çok daha iyi. Ona kesinlikle hiçbir şey demiyorum ama. Mesela şöyle söyleyeyim. Attığım bir story'de görmüşsünüzdür. Fenty'nin bir maskarasını denemiştim. Güzel bir maskara. Bir tık Maybelline'de kapışır. Sürdüğümüz Maybelline'i iki kat sürsem kapışır. Mesela bunda iki kat sürmüş oldum aslında. Yani önce length sürdüm, sonra volume sürdüm. Maybelline'e tek kat geçtim. Maybelline'in üstüne yaklaşık bir dakika sonra bir kat daha sürseydim buna benzer olurdu. Sen 8'de, bir de 10. Ya beğendim, beğenmesine bir şey demiyorum zaten. La 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 la. Ay göbeğimi görmeyin. Tutarsan sen de bir pastel sahibi olabilirsin benim gibi. Pasteli yolladım hayatım şimdi. Evet. Evet anne, sıradaki rimeli yolla. Şimdi Huda Beauty ile pahalı bir maskarayla kimi kapıştırıyoruz? Benefit Bank. Aa, Benefit geldi elimize arkadaşlar. Benefit Gal Bank maskarası. Bu da pahalı bir markadır. Ama lanet olsun ki şu fırçayı çok sevemiyorum. Hatta L'Oreal'in bir tane teleskopik maskarası var. Yani şunu çıkarttığınız an geri sokamıyorsunuz. Böyle oluyorsunuz bak. Hazır mıyız? Bad Girl Benefit the motherfucking Jesus fucking Christ Huda Beauty'ye karşı. Evet arkadaşlar, sağdaki Jesus fucking Christ Benefit. Oh Jesus. Arkadaşlar what the fuck? Allah'ını bulduk galiba maskaranın şu an. Değil mi? Maskaranın Allah'ı resmen ya. Böyle bir şey olamaz ya. Siz var ya, diğer maskaralar, siz buna tapın. Kulu köpeği olun be. Tapın şuna be. Bakın böyle fırçayı beğenmiyorum dedim. Demek ki ben de... Yemin ediyorum inanılmaz çabaladım ya. Huda Beauty'yi siliyorum. Sildikten sonra geri kalan 3 maskaranın da şansı pek olacağını düşünmüyorum ama yine de deneyeceğim. Merak ediyorum. Belki bir sürpriz yaşatabilir yani bizi. Anne yolla bana şeyi. Revolution. Çok şans vermiyormuş annem. Revolution'ın şöyle Big Lash maskarası arkadaşlar. Şöyle bir şey. Böyle bir çıktı ki blush diye sanki var ya aşı çıkacak. Acaba şey düşünüyorum mesela, başka maskaraların fırçasını Benefit'in içine soksak. Sana bir şey diyeyim mi? Kötü maskara değil. Yani Benefit kadar güzel değil ama kötü de değil. Eğer fiyatı uygunsa bunun alınabilir bir maskara. Şu an uzunluk ve volüm açısından asla kıyaslamayacağım arkadaşlar. Ama kötü bir maskara değil. Eğer fiyatı uygunsa bakarsınız ya da link veririm ben hepsine. Bugün kullandığım her şeye link vereceğim. Fiyatlarına bakarsanız kendinize en uygun olanını seçebilirsiniz. Siliyorum tabii. Hiç yorum yapmadan sileceğim. Çünkü Benefit yani. Ah evet. Annemden bir Revlon atışı. Revlon Mega Multiplayer. Şöyle bir maskara. Şimdi bunu deneyeceğiz bakalım. Arkadaşlar zaman harcayamam. Kötü bir maskara. Almayın. Linki koymayacağım bile. Bir şey de sürememişiz ayrıca yani. Hazırım. Yolla. Evet. Bu neymiş? Flormer'dan Precious Girl. Ay. Precious Curl Waterproof maskara. Evet, korktuğum maskaralardan bir tanesi. Çünkü waterproof ve muhtemelen çok zor çıkacak. Ama merak ediyorum. Çünkü Flormer'ın rimelleri güzel. Flormer'ın. Bunun moru var. Moru güzel mesela. Onu tavsiye ederim size. Evet, şimdi bunu deneyelim. Güzel başladık. Ama kirpiğim o kadar çok acıyor ki arkadaşlar. Acaba moruyla nesi farklı? Çünkü farklı bir şeyler yani. Waterproof olması acaba neyi değiştirmiş? Waterproof demek su geçirmez demek. Yani bir havuza, bir denize gittiğinizde sürebileceğiniz geçici bir maskara olabilir. Eğer fiyatı uygunsa, fiyatlarını hatırlamıyorum çünkü. Şimdi arkadaşlar, bugünün, bu önemli günün kazanan arkadaşı geliyor sahneye. En uzun, en acımlı, en kıvrık, en siyah maskara. Ve... Günün kazananı Benefit Bad Girl maskara. Sona geldiğimiz maskara bu. Kazanan da bu. Farkı zaten görebiliyorsunuzdur. Bu Bad Girl. Şimdi küçük bir sıralama yapmam gerekirse eğer, nasıl yaparım biliyor musunuz? Bad Girl. Bad Girl'den sonra Huda the motherfucking beauty. Huda the motherfucking beauty'den sonra NYX arkadaşlar. Çok böyle aşağıda da Maybelline var. Yani ilk üçümüz şu şekilde. Birinci dediğimiz gibi Benefit. İkinci Huda Beauty. Üçüncü NYX. Dördüncü Maybelline. Madalya Benefit'e gidiyor arkadaşlar. Bugün de mükemmel bir test yaptık.
Ama lanet olsun, kirpiklerim acıyor. Güzel bir testi ama kirpikler ağlıyor şu an. Yatacağım ve kirpiklerimi ovacağım. Ah. Bugün değişik bir ortamda, değişik bir ışıkta, değişik bir beauty'likte, değişik bir alımlı seksilikte ve hayır! Ve değişik bir hamilelikte, değişik bir dekoltemle sizlerle beraberdim bugün. Umarım testimi beğenmişsinizdir. Umarım sizin de düşünceleriniz, yani maskaralarla ilgili benimle aynıdır. Yani benim beğendiğimi siz de beğenmişsinizdir. Benim beğenmediğimi siz de beğenmemişsinizdir. Sebebini, sonucunu her şeyi açıklayarak güzel bir test yaptığımıza inanıyorum arkadaşlar. Dürüstlükle kalın, sevgiyle kalın. Ve influencerlar, buradan size sesleniyorum. İnsanları kandırmayın. Çünkü bir rimel kötüyse kötüdür. E siz o rimeli lanet olsun reklam yaptığınızda o insanlar o rimeli aldıklarında fark etmeyecekler mi zannediyorsunuz? Fark edecekler. İnsanların size olan güvenini sarsmayın baby bitchler. Tuantesaydı motherfucker Jesus fucking Christ. Bugün videoyu burada bitiriyor. Ve bir sonraki cumartesi günü görüşmek üzere bitchizlerim. I love you girls. I'm going çünkü birazdan çiğ köfte yiyeceğim ve açım. Bye bitch.